Bende ısınma oldu diyor. Geldim ana. Vay kurban olayım, geldin mi? Buradayız anacığım. Hey çok şükür, hoş geldin. Sağ ol anacığım. İyi misin, nasılsın? Allah'a şükür, iyiyim. Televizyonda görüyoruz da yüzünü gördük, daha da sevdik yani Allah ya. Allah razı olsun, ne biz mutlu bana. Biz de seni sevdik ya. Teşekkür, inşallah mahcup olmayız. Ya genç çocuksun, sen çalış ya. Çalışacağız. Yürü çalış. Hiç endişen olmasın. Çalış. Hem yürü hem ahlaklı çalışacağız. Ha. Hiç endişen olmasın. Hadi Allah kolaylık versin. Sağ ol anacığım, dua sağlık et. Sağlık versin. Dua et, sağ olasın. Sağ ol. Fakat bu türbe bugüne ulaşmış durumda ve Osmanlı mimarlığının 15. 16. yüzyıl başı en önemli yapılarından birisi. Seyit Velayet öldüğünde burası aslında onun evi. Bütün büyük velilerde olduğu gibi aslında evin içine gömülüyor. Sonra üzerine bir türbe yapılıyor. Osmanlı mimarının kentteki en önemli yapılarından birisi bu bakımdan türbe mimarisi açısından. Bir mahalle dokusu içerisinde kalındığı için çok iyi bilinmez, çok iyi tanınmaz ama kent içinde özellikle tasavvuf dünyası açısından çok çok önemli bir yapı. Değişik dönemlerde 16. yüzyılda, 17. yüzyılda, 18. yüzyılda değişik tahribatlara maruz kalıyor. Yangınlar, depremler. Ama en büyük tahribatı 1918'deki bölgede çıkan Vefa yangını denilen yangında büyük ölçekte yanıyor ve o günden sonra büyük ölçekte bir restorasyonu yapılıyor ama tam teşekküllü bir restorasyon bu döneme nasip oldu. Ağustos ayında başladık fiili olarak restorasyonu her iki türbede de. Mart sonunda bitirmek üzereyiz restorasyonlarımızı. Artık yavaş yavaş dışarıdaki hazire alanlarına evrildik. Burada özellikle kubbe örtüsü dışarıdan size göstereceğiz. Kurşunu yok olmuş durumdaydı ve her iki kubbede de bir incir ağacı çıkmıştı ve yoğun hasar veriyordu kubbeye. O kubbenin güçlendirmesini yaptık ve kurşun örtüsünü tamamladık. Bir yapı içerisinde çimentolu yapıya zarar veren bütün elemanlar uzaklaştırıldı. Kalemişi raspası yaptık. Bazı alanlarda kalemişi var. Şu an size sunum üzerinde gösteririz. Büyük sağ tarafta gördüğünüz tatlı kireçten dışlıklarımızı tamamladık. Onları yerleştiriyoruz. Ahşap pencere doğramaları tamamlanmak üzere atölye aşamasında bunların montajını gerçekleştireceğiz. Sonra sandukaların konservasyonuyla da hemen hemen bitirmiş olacağız uygulamalarımızı. Şu an iyi pazarlar olsun. Hayırlı işler. İyi misiniz? Hafif gelelim. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Nasılsınız? Sağ olun. Hayırlı işler. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Hayırlı işler. Sıkalım tabii ayıp ediyoruz. Nasılsınız? Seni meşgul etmek istemem. İyi görüyorum maşallah. Sağ olun. İyi olacak. İyi pazarlarınız olsun. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Nasılsınız? Oradan mı giriş? Evet, oradan. İyi pazarlarınız olsun. Sağ olun. Sağ olun. Nasılsınız? İyi, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Daha iyi olalım inşallah. İnşallah, inşallah. Peki evet, öyle yani. Öyle. Yani hiç inşallah olacağımızı göremiyoruz öyle. Sonumuzu. Güzel olacak. Zor bir dönem ama atlatacağız hep beraber. İnşallah. İyi pazarlarınız beraber. Olsun. Teşekkürler. Saygılar. Teşekkürler. Hayırlı işler ablacığım. Bekle ne oldu? Hayırlı işler. Efendim merhaba. Nasılsınız? İyiyim abi, Allah razı olsun. Sen nasılsın? Pazarın bereketli olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Günler. Hayırlı işleriniz olsun. Hayırlı işleriniz olsun. Ortası oluyor. 1730-35. Üzerindeki mezar sonradan tekrar alınan bir şey.
bir tekrar teyit ederiz başkanım. Bir dönem böyle bir iyi niyetli ama kötü bir uygulamayla yapılıyor. Ama bu tür kül mezarları da vardı başkanım. Sarıklara varana kadar kendi tarikat yolunun remizlerini taşır. Ve bu tür mezarlar çok anlamlıdır. Hatta en üstte gördüğünüz de o direkt sikkesini, bir Uşaki sikkesini taşıyor. Çok değerli bir kültürel öge. Bunu restorasyon kapsamında tekrar değerlendirip temizleyeceğiz. Hizmetin de boşa gitmemesi için yapılan hizmeti de hasar vermeden yapacağız. Biz daha çok orijinal olan bölümlere bakacağız. Başkanım, burası aslında bir Tahir Ağa Camii diye Bekir binasıyken, sonra Selahattin Uşaki'nin buraya gelip feyz almasıyla onun yoluyla Uşakili'ye geçiyor. Onun hemen tezgahı, elinde bir bıçak var bir tane de. Sizin de az önce söylediğiniz gibi önümüzde geçtiğimiz bugün pazar yerinin olduğu solda bir çeşmenin önünden geçtik. O çeşme çok gömülü vaziyettedir. Eski kotunu gösterir. Bizim yapımız da aslında kotunu gösteriyor. Burası dolgulanmış bir alan. Biz o açıdan burada bir Osmanlı meydanını çalıştığımızın bilinciyle hem karşıda Seyit Velayet hem Asuda Hatun, yani Tahir Ağa Tekkesi ve çevresi. Bizim programımızda değildi. Az önce solundan geçtiğiniz bir çeşme, meydan çeşmesi, o çeşme programımızdaydı. Fakat şimdi Fatih Belediyesi başladı. O da güzel bir çalışma. Zeminin kendisini de az önce sizin söylediğiniz gibi dönüştürebilirsek, Osmanlı'dan bugüne ulaşmış, dini, kültürel ağırlığı da çok özel olan bu alandaki... Kıymetli bir alan tasarımı aslında. Tam öyle bir Osmanlı meydanı restorası olacak. Fatih Belediyesi ile konuşun. Yani meydandır, parktır. Yani kimin yapacağının önemi yok. Müşterek bir çalışmayla derse ki siz buyurun yapın, yapalım. Yok benim yetkimde, ben yapacağım derse yapsın. Ama mühim olan burada hani bu eserlerin böyle ortaya çıkması ve hatta yani bu mescidin bile bir elden geçirilmesinin, yani şu düzenin, efendim söyleyeyim, içerideki o abdesthanenin, yani en azından uygunluğu gözetilerek bir ufak dokunuşlar mümkün diye düşünüyorum. Tabii tabii başkanım. Başkanım şöyle bir talep de var özellikle İmam Efendi'den. Buradaki pandemi şartlarında açık havada namaz kılınmasına yönelik bir imkansızlıklar vardı. Biz onunla ilgili sert zemin peyzaj çalışmasını yapacağız. Ayrıca hemen sırtında durduğumuz duvara da dokunacağız ama içerisiyle ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden bir yetki istememiz gerekiyor. Cami imamı konuşsun, biz yazışalım. Tabii, tabii. Yani buraya uygunluğu olan bir abdesthane yani neticede. Biz de konuşuruz başkanım. Onlar da desteklerler. Tam da bu zeminde, şu an gördüğümüz zeminde yeniden sert zemin uygulaması yaparak açık alanda namaz kılmayı da sağlamak gerekiyor. Biz burada biraz arkeolojik olarak zemine baktık. Çünkü bu kotu gördüğümüz için evet. Bu seviyede bir şeyler bulabilir miyiz diye bir durumumuz vardı. Şimdi küçük uygulamalarla numune denemeleri. Ne düşünüyorsunuz? Bu traverten hem denizli traverteni dayanıklı da. Bunu biraz daha geniş ebatlısı başkanım. Bunlar biraz peyzajını da gözeterek. Evet, bu taraf yeşil alan, özellikle hazire alanı yeşil olacak şekilde. Başka türbe etrafına da devam edecek o zaman. Doğrudur. Şurada bir şey göstermek istemiştim. Selam. Hoş geldiniz. Sağ olun. Şeref verdiniz. Estağfurullah. Şeref duyduk. Nasılsınız? Allah ekipmanlarınızdan razı olsun. Eyvallah. Hakikaten çok güzel çalışıyorlar. Ne mutlu. Ne mutlu size ki böyle ekipmanlara sahipsiniz. Ne mutlu. Aynen öyle. Biz de sağ olsunlar. Bizim yüzümüzü kızartmıyorlar. Evet, Allah İnşallah sonucu da güzel olsun. Hayırlısıyla gelir beraber. Olur inşallah. Olur inşallah. Hem mescidi hem etrafını hep beraber toparlayacağız. İnşallah. Saygılarım. Bir mukabele. İyi misiniz? Sağlığınız iyi mi? Allah amin cümlemizi. Allah çok... başımızdan eksik etmesin seni. Allah razı olsun anacığım. İnşallah mahcup etmeyiz sizi. İnşallah. Buyurun lütfen. Siz buyurun. Yok ben böyle biraz bu tarafa gideceğim. Teşekkür ederim. Aklınıza helal edin. Teşekkürler. Sağ olun. Hayırlı işler. İyi günler. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Pazarınız bereketli olsun. İyi günleriniz olsun. İyi günler hanımefendi. İyi günler. Başkanım ikram edelim, tadına bakın. Kendi bahçe. Evet. Bahçe var orada bizim abi. Şöyle güzel. Ayvayı şöyle yapacağız. Önce biraz dövüyoruz ayvayı. Tamam. Ustanın elinde. Buyurun başkanım. Afiyet olsun. İkram edelim sizlere de. Ya bu bunlar nasıl olacak? Ne ablacığım? Dedim bu enflasyon nasıl olacak bana bir anlatır mısın? Ben kiracıyım şu an. 1.650 diyorum. Ev sahibim şu an 700 bende zam istiyor.
Allah kabul etmesin. Benim büyük oğlum tedavi görüyor, böbrek tedavisi. Hiçbir yerde arkadaşlar, çevre, herkes de biliyor. Randevu alamıyorum. Oğlum 1,5 senede bir doktora gidemiyor. Çocuğunla ilgili bir şeyler yapmaya çalışalım mı? Valla yapsanız çok yani, sevinirim. Ekonomiyi yöneten biz değiliz. Keşke biliyorum. Sana bir şey diyebilsem ama. Biliyorum. Çocuğunla ilgili ne yapabiliriz? Aratalım seni, olur mu? Olur. Tamam. Bana öyle bir şey olsa çok sevinirim. Önder Bey bir arasın, konuşsun. Süreci de hatta ilçe başkanımıza, ölçüyemize bildirsin. Onları da takip Allah etsin. Allah sizden razı olsun. Bir baksın yani bakalım çok... ne yapabiliriz, tamam mı evladına? Tamam. Allah şifasını versin. Sağ ol, teşekkür ederim. Efendim sen de böyle kafa yaptırsın. Evet. Çok işlerimiz düzgün gitmesi de iyiyiz, çok şükür. Olur olur. Senin elin değerse olur. Kadın eli değerse olur. Eşin, yapmaya çalışıyoruz. Eşin şanslı. Çok memnun oldum geldiğiniz için. Çok teşekkür ederim. Umadınız. Çocuklarla alakalı sıkıntımız var. Hem Fener tarafındaki patrikhanenin oradaki geçiş, ilk istikametle geçiş kapatıldı. İyi günler. Buyur. Ben taksiciyim. Evet. Bu insanlar neden bizden şikayet ediyor? Konu senin gibi esnaf değil. Konu senin gibi esnaf olmayanlar. Artı yetmiyor. Yani iki tane sorun var. Bir, esnaf özelliği taşımayan taksi kullanıcıları. Niye? Çünkü mesela sen bilmiyorum taksi plaka sahibi misin? Yok, ya da esnafsın. Yok. Esnafsın. Şimdi diyelim senin plaka sahibin senin gibi beyefendi bir esnaf bulmuş. Davet etmiş, sen de bu işi yapıyorsun. Bir de var ki plakanın sahibi belli değil, bilmem ne belli değil. Gelene veriyor. Biz kontrol ediyoruz bir yere kadar, denetliyoruz bir yere kadar. Bu iş düzenli bir zemine oturması lazım. İnşallah. Ve yani bak ben sizin hakkınızı vermede nasıl ileri durduğumu herkes görüyor. Millet size 3 kuruş 5 kuruş zammı zor görürken biz ısrarla diyoruz kardeşim bu adamın tekeri dönmez. Bizim. Hayır şuna geleceğim. İşin bir boyutu bu ama esas boyutu şu. Yani şu anda işte atıyorum bir yani zaten siz duyuyorsunuzdur yani İstinye Park'ın önü yok, Cevahir'in önü yok. Her yerin bir şeyi var. Evet, yani 100 doları veren taksiye evet, biniyor. Böyle evet. Bir kepazelik olur mu? Evet maalesef. Olmaz evet, sen evet. De burada iş bekliyorsun. Evet, evet. Yani o bakımdan hani bu işin bir düzene, bir evet. Nizama kavuşması mücadele. Desek ki ya ben şimdi büyükşehir adına taksi plakası satacağım. Düşünelim ki o işin içinde bir rant var. Ben diyorum ki Büyükşehir Belediyesi işletecek. Ya ne yapacağım? Güzel. Ne yapacağım? Senin gibi düzgün esnaflara bulup orada iş vereceğim. Başka bir şey yok ki yani bunun. Bizim de meselesi şu şoför olarak. Ben bu arabada çalışıyor muyum? Ben burada 8 saat çalışayım. Aylığımı alayım. Tabii. Kaç para kazanıyorsam onu vereyim. Benim arzum o. Bizim arzumuz o. Ben de cebime para girsin. Bir de yani şu an bak dünyayı geziyoruz. Dünyanın en fazla şikayet alan ve şehrine yakışmayan taksici bizde. Doğru. Bizde. Doğru söylüyorsun. Yani yanlış anlama, senin mal sahibin şu arabayı sana veriyorsa evet. Olmaz yani. Plakası 3,5 milyon lira taksi, içine binilmeyecek taksi. Düzelteceğiz. Arkanızdayız. Burada araba istediğini gösterebileceğimiz en evet. Güzel alanlardan mümkün olduğunca bütün özgün süslemeli sıvaları ortaya çıkardık. Güzel bir doku ortaya çıktı, amorf bir doku ortaya çıktı. Konservasyonunu ve yapısal iyileştirmesini tamamladık. Son aşamaya geldik. İlginç bir yapı ya. Yani alttan aslında bizim Osmanlı rokokosu, baroku ne varsa çıktı geldi birden. Ne kadar üzerine kapatılsa da biz böyle küçük küçük açtık binanın kimliğini tekrar açığa çıkardık. Hatırlıyorsanız burayı bir düğün salonu dekorasyonuna çevirmişlerdi neredeyse. Öyle. Kötü kullanımlı. Halbuki eşsiz bir yapı. Eski fotoğraflardan şey de görebiliyoruz başkanım. Burası bir yapı topluluğu. Çevresinde de yapılar aslında var. Böyle gidiyor. Elimizde kalanlarla artık. Bu bir kimliği yani İstanbul'un Balat kıyısında. Güzel. Başkanım belki şeyden. Etrafını çevresel. Başkanım yapımız burada. Şimdi birazdan terasa da çıkacağız. Bizim sahil bandı, Haliç sahil bandı düzenlemesi içerisinde
şu etrafının da düzenlenmesi, özellikle kullanılabilmesi, şimdi erişimi yok biliyorsunuz projesinin. Aşağıdaki Haliç'teki park bahçelerin projesiyle konuşacak şekilde aynı müelliflerle oturup biz de dilini bozmadan entegre ettik. Fatih'te ihmal edilmiş ve gerçekten çok tarihi açıdan kıymetli, manevi açıdan daha da kıymetli türbe restorasyonlarını dolaştık. Fatih'in tabii her alanı, her sokağı ayrı bir tarihi değer. Bu değerleri yaşamak ve yaşatabilmek lazım. Mümkün olduğu kadar gösterebilmek lazım. Hep söylüyorum ya, İstanbul'un Fatih'i, yani tarihi yarımadası aslında benim gözümde şöyle canlanıyor. Yani milyonlarca yerli yabancı turistin sokaklarında aynı anda gezdiği, aracın hemen hemen hiç olmadığı bir dünya. Çünkü burası dünyanın belki de en eski, bir o kadar da en güçlü, bir o kadar da hani 3 imparatorluğa başkentlik yapmış muazzam bir dokuya sahip. İçinde Haliç, bir tarafında Marmara. Olağanüstü bir coğrafya. Burada bu restorasyonları hızlandırmak, tabii bu örnekleri görmek, gördükçe bence o hararet daha da büyüyecek. Sadece bizde değil, ilçe belediyesinde, başka kurumlarda, bazı özel girişimler bu işi büyütecekler. Şimdi de sahile indik. Tabii burada hem Cibali tarafından işte Balat'a doğru ve diğer akslarda bir takım restorasyonlarımız var. Burayı biraz daha kültür sanat alanı olarak gelişimi olsun istiyoruz. Ki Haliç artık böyle bir sanat havzasına dönüyor. Bu yaklaşımı burada görüyoruz. Bu bakımdan ki hemen karşıda Haliç Tersanesi'ne bakıyoruz ki orada da olağanüstü güzellikleri İstanbulluya hazırlamak üzereyiz. Günün sonunda bu restorasyonlar, bu tarihi alanlar İstanbul'un gerçek değerini bütün dünyaya daha iyi göstermek ve hissettirmek. Umuyorum hızlıca bu güzellikleri İstanbul'a kazandırırız. Keyifle misafirlerimizi güzel İstanbul'umuzda ağırlamaya devam ederiz. Kuzum, kitabı sana hediye etmek istiyorum. İçinde böyle güzel kızların hikayeleri var. Onu verdim. Buradan da ona bir küçük bir kitap verelim diyecektim. Başkanım, buyurun. Tamam, bir tane de odasına böyle bir bebek verelim. Çok teşekkür ederiz. Peki. Çok teşekkür ederim. Hadi Bilgeciğim, görüşürüz güzel kız. İnşallah sizi ziyaret edeceğiz. İnşallah. Görseller. Hızlıca ifade etmek istediğimiz kısım bu. Burada şeyle ilgili, iş programımızla ilgili bazı bilgiler vermemiz gerekebilir. Haziran 2021'de başladık. Tabii başlangıç aşaması daha sancılı oluyor ama gayet hızlandık. Mayıs'ta ilk iki katı bitirme hedefindeyiz. Önümüzdeki ay örnek odayı gezdik. Orayı bitireceğiz başkanım. Diğer katlar için İETT ile belli bir sistemde görüşerek katlar boşaltıldıkça restorasyon aşamalarına devam edeceğiz. O ana girişi tasarladığınız takdirde, yani o İstanbul kitapçısını orada muhafaza edebileceğiz.